Vekili Murat Çiçek 2017 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde biz yatışını yapmıştık. Tedavi görmek amacıyla. Psikiyatrik tedavileri vardı, sıkıntıları vardı. Bu sebepten ötürü 2017 yılında biz girişini yaptık. Orada bir müddet tedavi gördü, toparladı. Belli periyotlarla işte iğne oluyordu, ilaçlarını alıyordu. Ta ki bu bahse konu olayın gerçekleştiği tarihten birkaç güne kadar iyiydi aslında. Sonrasında tekrardan hastalığı yükseltmeye başladı. Hastalığı yükselince biz onu hastaneye götürmek istedik. Yani tedavi olmak istemediğini, işte hastaneye gitmesi halinde doktorların ona zehir vereceğini düşüncesiyle, gördüğü sanımlar sebebiyle zaten bu sanımların etkisinde olduğundan ötürü tedavi olmayı reddediyordu zaten kendisi. Müvekkil hastaneye yatışı yapıldı. Hastane psikiyatri birimi 5. katta. İşin ilginç tarafı bu aslında. Yani Türkiye'nin tamamında, yani hiçbir hastanede psikiyatri biriminin 5. katta olduğunu göremezsiniz. Çünkü psikiyatri hastalarının ekseriyetle intihara meyilli oldukları, kaçma girişimlerinde bulundukları, kendisine bir başkasına zarar verdikleri sabit aslında. Yani bu olay özelinde değil. Çoğunlukla bu şekilde gerçekleşebiliyor aslında. Yani bu hastanın yarattığı bir travma bu çünkü. Şimdi müvekkilim hastaneye yatışı yapıldıktan sonra 5. kattaki bir odaya yerleştiriliyor. Şimdi 5. kattaki odada demir parmaklık olması gerekirken alüminyumdan yapılmış bir parmaklık var. Yani çok basit bir şekilde bir parmaklık var. Yani psikiyatri biriminde yapılması gereken çok basit vidalarla 3 tane akıllı vida denilen şekilde, yani hani denilen vidalarla montelenmiş. En ufak bir salanma halinde zaten düşebilen, kırılabilen bir malzeme zaten alüminyum. Psikiyatri birimi neden 5. katta? Şimdi psikiyatri birimi 5. katta olmaması lazım. Yani İstanbul'daki birçok hastanelere baktığınız zaman psikiyatri birimleri ya zemin katta olur ya da 1. katta olur. Hatta psikiyatri hastalarının ağır olması halinde -1'deki katlara konulurlar. Çünkü kaçma ihtimalleri, kendine zarar verme ihtimali gibi birçok ihtimal barındırdığı için yüksek olmayan yerlerde psikiyatri birimleri kurulur. Şimdi öncelikle bir, psikiyatri birimi neden 5. katta? 5. katta olmasını bir kenara bırakırsak neden demir korkuluklar yok? Bir de en önemli olan şeylerden biri şu, kamera görüntüleri. Şimdi psikiyatri hastalarının kaldığı odalarda zaten 7/24 takip sistemiyle takip edilirler. 7/24. Şimdi burada kamera operatörünün o esnada nerede olduğu, nerede olduğunu merak ediyoruz. İhmaller şu şekilde. Bir, hastane yönetimi, başhekim ve hastane müdürü. Öncesi müteahhit. Şimdi acaba müteahhit bu hastanenin yapıldığı esnada oranın bir psikiyatri biriminin olup olmadığını biliyor muydu? Müteahhit, hastane müdürü, başhekim, bunlar baş sorumlular aslında yani. Çünkü